YouTube kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün inşallah yeni videomla karşınızdayım. Böyle görmüş olduğunuz gibi bardak altlığı ve çaydanlık altlığı çalışmamız var. Bugünkü videomda inşallah bunu göstereceğim. Ben birer tane örneklerini yaptım. Böyle ördüm sık iğne yaparak. Amigurumi öğrenenler bilir. Sihirli halkamızı yapacağız. Etrafına sık iğne yaparak gideceğiz. Kenarı içinde böyle dantel diktim. Bunu da bardak altlı arkadaşlar. Küçük aynısının biraz küçüğünü yaptım. Şimdi hemen yapılışına geçmek istiyorum. Zaten çok kolay. Hemen şimdi göstermeye başlayayım. Bunun için arkadaşlar ben nakko pırlanta kullandım. Biliyorsunuz bunun ipi zincirli ip. Tik tiklenmiyor. Nakko pırlanta kullandım. Benim elimde kalan ipim olduğu için bunu değerlendireceğim. Şimdi hemen sihirli halkamızı yaparak yapılışına başlayalım inşallah. Parmağıma ipimi doladım. Elime sarıyorum. Şu şekilde. Parmağımdan çıkardım. 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 4 5 ve 6. Şimdi halkamızı sıklaştıralım. İpimizi çekelim. Ve şurada ilk başladığımız ilmeği batalım. Şöyle arkadaşlar, o kısım videoya alınmamış. Tekrardan bakın. İlk başladığım ilmeğin içine battım, çıktım. Diğerinden de kaydırma tekniğiyle kapattım. Şimdi ben şu arkada kalan ipimi hemen keseyim. Beni rahatsız etmesin. Şimdi buraya hemen ikinci sıramıza geçeceğiz. Sıra başımız belli olsun diye farklı renkte bir ip alın arkadaşlar. Sıramızın başına koyun, takın şu şekilde. Sıra başımız belli olsun. Şimdi 6 tane ilmeğimizin her birine çift batacağız arkadaşlar. Bu ikinci sıramız. İkinci sıramızda her bir ilmeğimize, 6 ilmeğimize çift batıyoruz. Böylelikle 6 olan ilmek sayımız 12'ye çıkıyor. Şimdi ayracımı bakın çıkarıyorum. Bir üst sıraya alıyorum. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Üçüncü sıramızda da bu şekilde bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Böylelikle ilmek sayımız da 18 olacak arkadaşlar. Böyle yaparak sıra sonumuza kadar gelelim. Son ilmeğime de çift battım. Şimdi ayracımı gene çıkarıyorum. Şöyle hemen bir üst sıraya koyuyorum ki sıra başım belli olsun. Dördüncü sıramızdayız. Teklerimiz giderek artıyor. Bu sefer ne yapacağız? 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. 2 tek. Bakın zaten çiftlerimiz belli aslında arkadaşlar. Bakın. Çifte çift batacağız.
Şimdi tekrardan iki tek ve bir çift. Dördüncü sıramızda da ilmek sayımız 24 olacak arkadaşlar. Bitirelim. Sıra sonunda tekrar devam edelim. Dördüncü sıramızı da bitirdik. Şimdi beşinci sıramızdayız arkadaşlar. Az çok mantığı anladınız. Her sıramızda tek sayımız artacak. Şimdi beşinci sıramızda 3 tek 1 çift. Bakın 3 tek yaptım. Şimdi aynı ilmeğin içine 2 kere batacağım. Çift olmuş olacak arkadaşlar. Artık az çok tekniğini anladınız. Şimdi ben size bunun yapımını gösteriyorum. Bu küçük olan bardak altlığını. Kaç olacak burada ilmek sayımız en son? 10 tek 1 çift olana kadar yapacağız bunu arkadaşlar. Şu an 5 tek 1 çiftteyiz. Pardon. 3 tek 1 çiftteyiz. Dediğim gibi 10 tek 1 çift olana kadar büyüteceğiz bu şekilde. Ve ilmek sayımız 72 olacak arkadaşlar. Bu çaydanlık altlığında da aynı işlem. Bakın aynısı başlıyor. Bunu da 10 tek 1 çiftte kesmeyeceğiz. Tabii ki bunu daha büyük yaptığımız için. Bunu da 15 tek 1 çift olana kadar öreceğiz. Daha sonra 15 tek 1 çift olunca örmeyi bitireceğiz. Bu çaydanlık altlığımız için 15 tek 1 çift. Bu bardak altlığımız için 10 tek 1 çift. Şimdi biz kaçtaydık arkadaşlar? 3 tek 1 çiftteyiz. Dediğim gibi bu 3 tek 1 çifti 10 olana kadar yapalım biz. Bardak altlığını şu an gösteriyorum size. Daha sonra siz aynısının o çaydanlık altlığı için 15 tek bir çift olana kadar öreceksiniz. Ben şimdi bunu 10 tek bir çift olana kadar öreyim. Devam edelim ondan sonra. 10 tek bir çiftimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi artık burada kaydırma tekniğim ile kapatıyoruz. Üzerine şöyle iki tane zincir çekelim, sökülmesin. Şöyle içeriden çekelim. Zaten üzerine dantel dikeceğiz arkadaşlar. Görünmeyecektir. Elinizde düzleyin. Bitirdikten sonra el işinizi arkadaşlar. Şimdi ben böyle tuhafiyeden dantel aldım. Ancak bu çok enli geldi arkadaşlar. Bayağı enli almışım. O yüzden bunun yarısını keseceğim. Bunlarda da bu şekilde kullandım ben. Şöyle yarısını çıkartacağım. Fazla enli oldu çünkü. Bilemedim. Orada alırken daha ensiz seçebilirdim. Neyse artık bunu böyle kesiyorum ben. Bu şekilde keseyim. Daha sonra dikim için devam edelim. Dantelimi kestim arkadaşlar. İğneme ipimi taktım. Şimdi elimizde dikeceğiz. Ufak tefek aksilikler, hatalar olabilir. Hani böyle tam makine işi düz olmayabilir ama sıkıntı yapmayın. İnanın zaten bakın gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Hani belki şu köşelerde biraz dağınıklık durması gibi bir söz konusu olabilir gibi ufaktan ama inanın o kadar artık mühim değil. Yani ben kendime şahsen eleştiri yapacak olsam bu şekilde bir eleştiri yapabilirim. Hani şuralar daha bir düzgün durabilirdi ama elimizde dikiyoruz. Makine işi değil. Gayet de güzel. Kötü durmuyor. Şimdi hemen dikelim. Dantelimi bakın katladım.
iğnemi arkadan girdim. Tekrar buradan çıkıyorum. Bakın. Pileli etekler gibi, pileli perdeler gibi arkadaşlar. Bu şekilde dikeceğiz. Bu şekilde bakın. Bir sonrakine geçtik. Şöyle elinizle parmağınıza destek verin kendinize. Bu şekilde üzerine koya koya gideceğiz. Bakın. Arkadan iğnemizi tam pilenin üzerinden geçiyoruz ki pilemiz sabit olsun. Şimdi tekrar aynı işlem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kolay. Bir sonraki. Bu şekilde dikelim. Gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde dike dike gideceğiz. Her tarafını. İnanın örmesi de çok kolay, dikmesi de çok kolay. Şimdi ben artık her tarafını gideyim. Son hali, bitmiş halini sizlere göstereyim. Yeniden merhaba değerli örgü severler. Ben bardak altlığımı bitirdim. Bakın dantelini de diktim. Arkası da bu şekilde. Şöyle. Arkası da o şekilde. Biraz kokoş bir bardak altlığı, çaydanlık altlığı oldu ama bence çok şık, çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Ve inanılmaz kolay. Bir günde bitirebilirsiniz. Şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Hani bardak ve çaydanlıkta nasıl duracağını. Şöyle çaydanlığımı koyayım. Bardaklarımı da koymak istiyorum. Nasıl durduğunu az çok görmeniz için arkadaşlar. Bence güzel duruyor. Çok hoş oldu. Çok tatlı oldu. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yapmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Siz istediğiniz herhangi bir renkte de yapabilirsiniz. Ben bu tonlarda, yeşil tonlarında yaptım. Siz istediğiniz herhangi bir tonda da yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Takıldığınız bir yer olursa, sormak istediğiniz bir yer olursa sorabilirsiniz. Herkese cevap veriyorum. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Zil butonunu da açarsanız çok sevinirim. Böylelikle yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu da çaydanlık altlığım. Arkası da bu şekilde. Şuradaki ipi kesmemişim. Onu keserim artık daha sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere.